Cümleten selamlar hüküm arkadaşlar. Kardeşim Gürsel çalışıyor. Neredeyim? Avcılar Esenyurt'tayım arkadaşlar. Esenyurt'tan yükledim. Aşağı yola çıkıyorum şimdi. Kısmet olursa istikamet cebeci döküm. Evet. Vallahi bugün burada bir bina yıkmış bizimkiler. Geldik, bir sefer yükledik. Daha bize kalmaz bundan. Nakliye arabaları çağırmışlar. İyi de olmuş. Kısmet olursa belki bunu boşalttıktan sonra şeye gidebiliriz. Aksaray'a gidebiliriz. Bizim için Aksaray daha uygun, daha hesaplı görünüyor. Buralar bize uzak arkadaşlar. Evet, bu gelen yol. Şu an girdiğim yol Avcılar'ın çıkışı arkadaşlar. Buradan aşağı ineceğiz. Sonra rampaya tırmanırız. Biz de o rampanın eski adı Deve Bahtıran'dır. Sol tarafı Ambarlı arkadaşlar. Liman. Ambarlı limana gider. Düz devam ederseniz bu yol Büyükçekmece istikametine gider. Büyükçekmece. Ondan sonra güzelce Kumburgaz falan filan gider öyle işte. Silivri'ye kadar gider bu yol. Şimdi biz şuradan ileriden sağdan gireceğiz. Otobana katılacağız arkadaşlar. Şurası otoport yazıyor arkadaşlar. Galeri. Hatta burada Ütopya da olması lazım. Öyle biliyorum ben. Yanlış bilmiyorsam şayet. Burası da galericiler arkadaşlar. Nasıl bizim orada Otosantr, yüzyıl falan filan varsa Bistoç, burası da bunların Avcıların yeri. Güzel burada, galeriler de güzel arkadaşlar. İyi esnaflar var. Torium şurası. Burası Torium arkadaşlar. Hep AVM'ler falan dolu işte arkadaşlar. Bakın Torium diye yazıyorlar. Vallahi var ya, ne yalan söyleyeyim, bana hep Torium diyorlardı. Nerede? Meğer buraymış. Hani bildiğim yer ama işte bir AVM gelip açılıyor. Biz ondan sonra aval bir geri kalmış olduk. Çünkü niye? İşimiz icabı. Hani şey olursa geliyoruz arkadaşlar. Yoksa biz hani gelmiyoruz böyle her yere. Şey etmiyoruz. Şurası Gökbara Tır Garajı burası. Şuradan işte bakın, soldan köprünün üstünden giden arabalar, şu arabalar limana gidiyor arkadaşlar, liman istikametine. Biz buradan sağdan gireceğiz. Bahçeşehir istikametine giriyoruz. Altınşehir, Bahçeşehir. Paralı yoldan Allah izin verirse gideceğiz. 18.38 aynadan bakın. Canavar gibi 13.60'a koymuş. Vallahi mis gibi. Ben seviyorum arkadaşlar. Kim ne derse desin. Paran yoksa 18.38, paran varsa 18.40 Mercedes alacaksın. Tanımam, ötesini tanımam. Aa, şimdi patronlar konuşuyorlardı öteki şoförler. İşte dedim ya, bu arabayı satıyorlar diye. Bu arabayla bir 40 ayağı verip iki tane man alacakmış. Bana sor dedim, benim fikrim dedim 18.45 Mercedes her zaman. Arkadaşlar her zaman yıldızdır ya. Kim ne derse desin yıldızdır. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Ötesinden birisinden de anlamam. Şöyle sola yanaşalım. Biz şuradan gireceğiz. Moloz yükümüz. Yükümüz hafif. Yani bu araba sanmıyorum. Öyle 42-43 gelsin tahmin etmiyorum. Bu araba hafif. Görüyor musun? Kim derdi ki Esenyurt böyle bu hallere geldi. Hay maşallah. Her taraf aynı arkadaşlar. Bakın binalara. Şuraya bak. Şöyle yol verelim arkadaşlar. Bizi geçsin gitsinler. Kimseyi engellemeyelim. Kimse de bizi rahatsız etmesin. Biz şeridimize girelim. Bizim şeridimiz bize yeter.
Evet arkadaşlar, yorumlarınızı okudum. Akşam da kusura bakmayın biraz erken yattım. Dedim ya, üzerimde bir kırgınlık vardı diye öyle uyumuşum. Sol kolumdaki, bizi biliyorsun, sol kolum başladı arkadaşlar. Omzumdan ağrıyor. Hayırlısı Allah'tan, bakalım kolumu zor açıp kapatıyorum. Şey olmuş olabilir, bu sol camı açık bırakıyorum, rüzgar girmiş olabilir. Kulağımı dün bizim öteki arkadaşın bir şeyler söylemişti. Bu kulağın temizliğisi, hafiften kolonya sür. İçini hafiften bir temizle falan demişti. Yaptım, biraz yaktım baktı ama fena değil. Bakacağız. Evet. Karavan için yaptığınız yorumların hepinize tek tek ayrı ayrı teşekkür ederim. Çoğunluk çok emek verdim, bin demişsiniz. Doğru söylüyorsunuz. Gerçekten çok emek verdim. Yani yalan olmasın da 1,5 seneye yakın ben o arabayla uğraştım tek başıma. Her vidasını ben sıktım. Her vidasını, tahtasını ben taşıdım. Yani istiyorum ki işte ya her şeyini yaptım ya. Ben niye satıyorum ki, ben onu anlamıyorum. Yani gerçekten her şeyini yaptım ya. Lastiğine varana kadar da aldım ya. Hani daha niye satıyorum, ben onu anlamadım. İşte şu arabanın gerçi canımı sağ olsun ya. O ufak arabanın motoru öyle olması bizi biraz sıkıntılara soktu. Neyse, canımız sağ olsun, yine yaptırdık. Şimdi çalışıyoruz. Sağlığımız yerinde, saatimiz yerinde. Cenab-ı Allah bugünleri aratmasın bize. Yani bir kulağımız hani ağrıyor diye, bir kolumuz ağrıyor diye şey yapacak halimiz yok. İnsanlar neler yaşıyorlar. Hastanelere gidin. Makineyle havaalanı diyorsunuz. Neler var? Neleri var orada? O yüzden şu halimize binlerce şükürler olsun. Yani binlerce şükürler olsun halimize. Cenab-ı Allah sağlık sıhhat versin. Çalışır, yine kazanırız, yine gideriz. Sorun yok, hiçbir sorun yok. Allah'tan ki elimizde, avucumuzda bir şeyler varsa yaptık. Yoksa bir dünya borca girmiştik. Hiç gerek yok. Az bir borçtan atlattık işi. Evet, o konuyu kapatalım. Oh. Biraz neşelenelim ya arkadaş. Gerçekten ya, bu insanlar bir tuhaf olmuş arkadaşlar. Vallahi bir tuhaf olmuş. Yani şöyle büyük araba kullanmak var ya, gerçekten çok zor. Aslında çok kolay da çok zor. İstanbul gibi bir yerde böyle arabalarla insanlar bize bağırıyorlar arkadaşlar. Bize şey yapıyorlar. Halbuki yani bu yol hepimize yeter. Hepimiz gider geliriz. Ama işte olmuyor. Kimse kimseye saygı göstermiyor. Herkes bir an önce ben gideyim, ben yapayım gibi düşünüyor. Öyle olunca da ortaya hırgür çıkıyor arkadaşlar. İstenmeyen olaylar oluyor. Kavgası, gürültüsü, oturusu oluyor. Neyse, trafik sıkıştı, ben birazdan açayım. Evet, yükledik, çıktık arkadaşlar. Otobandayız. Geldik, otobandayız. Buralardayız. Valla malum İstanbul trafiği yoğun ama iyi, yine iyi gidiyor. Ambulans geliyor, yol veriyor. Arkadan 2 tane polis arabası geliyor. Geç anam babam, geç sen de geç. Bu arabanın markasını bilmiyorum ha. Şu
gerçekten siyah araba ne bilmiyorum. Ama çok değerli bir araba belli yani. Altınşehir'deyiz arkadaşlar. Bakın Altınşehir. Şu görmen, küçücük bir de gölü. Altınşehir'deyiz. Oradaki başına giderseniz küçücük bir de. Bayağı dolmuş ama ya. Eskiden bayağı çekilmişti su. Vallahi karavan konusunda deminden beri düşünüyorum arkadaşlar. Ben de vermeme taraftarı oldum. Yani adama ayıp olmasın. Gel, yine gelecek adam, bakacak, baksın. Ama oldu ki en ufak bir hani şey söyledi. Hemen tak işi bozacağım arkadaşlar. Ya da onun arabasında bakacağım. Hoşuma gitmeyen bir yer olursa yine bozarım. Çünkü ben malımı biliyorum. Ne olduğunu çok iyi biliyorum. Allah'ın izniyle ben yani o arabayla bayağı bir yer gezeceğime eminim arkadaşlar. Çünkü ben ya arkadaşlar içini, dışını, altını pütürüne varana kadar ben attım onu ya. Hani o kadar emeğim var benim o arabada. Pütürüne varana kadar girdim altına attım. Vallahi şu an alınacak o arabaya hiçbir şey yok. Sadece bir yaptırırsan dediğim gibi keypek eder bir boya. O da istemez. Ama şey olabilir mesela. Enerji sistemini güçlendirebilirim. Hani iki panel bir akü daha atabilirim takviye olarak. Çünkü ileriye doğru bir çamaşır makinemiz eksik. Normal ev tipi bir çamaşır makinesi koyduğunuz zaman iki panel bir aküyle işi götürürüm arkadaşlar. Yeter yani. Onu koymamız gerekecek. Koruz onu da. Çamaşır makinesine koydum. Zaten var. Ufak çamaşır makineleri var da o plastikten falan bir şeyler çıkmış. Yeni de ben onlara pek bir şey yapmıyorum. İnanmıyorum. Olmuşken adam gibi bir makine olsun. Yani bakacağız. Allah büyüktür. Onu da ayarlayacağız. Olmadı. Yaza kadar Allah izin verir çalışabilirsek. Yazın bir de ben o arabaya poliüretan boya da atarım arkadaşlar. Gereksiz hızlı boyayla yaptırırım. Ondan sonra zaten değmeyin keyfine. Vallahi araba iki katı fiyatına çıkacak arkadaşlar. Lastiklerini almışım, onu almışım, bunu almışım. Yok be, ben vermiyorum arabayı, vazgeçtim. Vermeyeceğim, vazgeçtim. Evet, Mahmut Bey kişilere yaklaştık bu arada. Böyleydi, böyleydi derken. Mahmut Bey kişilerini orayı da çekeyim, ondan sonra dökümde açarız artık arkadaşlar. Şimdi zaten buradan Mahmut Bey yolundan Kuzey Marmara Otoyolu'na katılacağım. Oradan doğru döküm. Demek döküme. Saat zaten 11 olmuş. 11.05. Öğlen yemek saatte geldi zaten arkadaşlar. Solda Masko. İşte. Sağda Esfah. Şurası Malof. İstanbul. Evet. Şu kadar alan niye boş? Ben onu anlamadım. Eskiden burası da açık diyorlar. Kapattılar. Niye kapattılar bilmiyorum. Aslında bizim de bu kantara girmemiz lazım da. Neme lazım. Evet. İşte malum.
yaya geçtiğini arkadaşlar İbrahim Tatlıses yaptırmıştı. Yazar da zaten üstünde. İbrahim Tatlıses yaya geçirdi diye. Allah razı olsun. Adam ta ne zaman yaptırdı hem de. Yeni de değil arkadaşlar. Yani epey zamandır var orada. Evet, buradan sağdan doğru şeye katılıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu'na. Şuraya bakın, öğlen saatinde trafiğe bakın. Vallahi billahi ya. Şuraya bakın, karşı gelişe bakın arkadaşlar. Çakılı gırtlağına kadar dolu. Ha, burada bir evsiz kadın var. Ha, orada duruyordu. Allah yardımcısı olsun. Derse şöyle sola da sinyalimizi verelim. Biz soldan gideceğiz çünkü. Ama tabi arkadaşlarımız müsaade etti. Abimin biri müsaade etti. Allah razı olsun. Biri daha müsaade etti miydi? Gerek yok. Önümüz açıldı. Buradan sağdan geldiğimiz istikamet arkadaşlar. Edirne paralıya da gelsin sağdan. İkinci sağdan organize sanayiye girersiniz. Dolapdere sanayiye. Buradan ikinci sağdan. Üçüncü sağdan girdiğiniz zaman İsoç'a çıkarsınız. İsoç'a. Tekstil kente. Dümdüz devam edersiniz de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gidiyor arkadaşlar. Evet. Bu yol. Sağını solunu. Evet. Kuzey Marmara Otoyolu'na girdik. Dökümle devam ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dökümden çıktım. Taksim'e gelin dediler. Ve döndük Taksim istikametine doğru, ağır ağır gidiyoruz otobandan. Böyle kesik kesik çekere çeke buraları size çekmek istedim. Şimdi tünele giriyoruz. Buradan tünele gireceğiz. Hastal'dan çıkacağız. Oradan Akom'un önünden Kasımpaşa'ya ineceğiz. Oradan da Allah kısmet ederse yükleme yerine geçeceğiz arkadaşlar. Buraları böyle kısa kısa geçeceğim ki elimden geldiği kadar her yeri çekmeye çalışacağım size. Şurası bir otopark arkadaşlar. Şurası olduğu gibi araba dolu. Yedeminli otopark şurası. Yani bayağı bir araba var orada. Evet. Cebeci tünele girdik arkadaşlar. Bir de Akom'un oralarda açarım. Oradan öyle 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 sohbet muhabbet Taksim'e çıkarız inşallah arkadaşlar. Evet. Herkes sağdan soldan atlıyor. Ok meydana geldik. Şimdi buradan Kasımpaşa'ya doğru ineceğiz. Kasımpaşa'nın içinden ağrıda taksiye bak. Ticari taksiye bak. Neyse tamam, özür dilerim. Sıkıntı yok. Ya bu kadar. Elini bir çıkardı. Gönül aldı işte. Hepsi bu arkadaşlar. Hepimiz böyle olmalıyız yani. Onun için değil. Hepimiz öyle olsak inan kimse kimseye yolda şey yapmaz, kızmaz. Buradan arkadaşlar sağdan aşağıya Kasımpaşa'ya, Dolapdere'ye, Taksim'e, Haliç'i geçip Aksaray'a, her tarafa gidebilirsiniz. Oradan aşağıya. Tabii bu yolu çok bilen arkadaşımız da vardır. Aşağı
aşağıda Kasımpaşa'nın içine gideceğiz. Deniz Hastanesi vardı burada arkadaşlar. Biz o Deniz Hastanesi'ne gelmiştik. Sene kaç ne bileyim. Unuttum gitti. Şöyle iki tır gidiyoruz. Geliyorlar, araya giriyorlar. Ben de buna işte şey oluyorum. Ya girmeyin kardeşim, görüyorsunuz iki tır peş peşe gidiyor. Gelip bu iki arabanın arasında girmekten ne zevk alıyorlar, ben de bunu anlamıyorum. Yürü git, sağımız solumuz bomboş. Yok, o gitmez, gelir illa ki iki arabanın arasına girer. Bir ara burada aşağıda Dolapdere'de arkadaşlar Avrupa araba çoktu. Burada bir otopark vardı, Yedemin'in otopark. Şimdi otoparkı altı almışlar, üstünde bahçe yapmışlar. Ama çok oldu tabii yapılan. Şu karşıdan arkaya kalıyordu. Hey. Geçen geldiğimde de buradan geldim. Şuradan sağdan girdiydik. Bakalım bizim bu arkadaş buradan girecek mi? Giriyor. Belli olmaz, belki yukarı çıkar, yukarıdan aşağı iner, ters iş yapar. Taksici abi dur. Ya ikimizin de önüne geç, ya ikimizin de arkasına geç. Yolumuzu bilelim. Soldan Taksim'e de çıkılıyor arkadaşlar. Dolapdere, Taksim. Bu sol taraf. Şöyle. Yolu ortalayalım biz. Bir dakika ya, buradan araba geçer. Dur bakalım girebileceğiz. Nereye kadar gideceğiz? Evet, Taksim'in içine geldik. Şey, Taksim yok, Kasımpaşa. Burası her zaman böyle arkadaşlar, trafik. Neyse, az ileride açarız. Evet arkadaşlar. Yani buraya var ya, bu araba millet ufacık arabalarla gitmeye çalışıyor. Biz de bu arabayla gitmeye çalışıyoruz. Bak, adam geldi gitti, gördünüz mü? Beyaz araba. Bunlar böyle işte. Gelir girerler. Bir şey demeyeceğim. Çünkü bir şey demeye değecek insan değil bunlar. Böyle arabaların sağından solundan girerler. Ondan sonra boşu boşuna zaman kaybı bize. Bu arada balıklar iyi güzeldi arkadaşlar. Bakın burada da bir balıkçı var. Bu balıklar uçmuş yani fiyatlar. Bak orada yine hamsi 200 lira. Sanki gümrük parası ödüyorlar hamsiyi denizden çıkarırken de, bir de pahalı satıyorlar. Evet, meydana geliyoruz arkadaşlar. Bakın millet hep oturuyor. Bakın. Hep oturuyorlar. Bakın. Hep oturuyoruz. Allah'a şükürler olsun. Bak herkes oturuyor. Bu tarafta da aynı. Bakın. Dolu. Bu tarafta da aynı. Bakın. İşte. Al. Herkes oturuyor. Bir şey demeyeceğim. Çalışan maalesef arkadaşlar. 10 kişiden 2 kişi çalışıyor. 8'i avaral avaral geziyor ortalıkta. Bakın hep geziyorlar hep. Alın. Hep geziyorlar. Şimdi buradan sola yükleme yerine varacağız arkadaşlar. Allah izin verirse. Taksi yürü. Taksici herhalde beklemeye gelmiş, takılmış. Gitmiyor neyse. Evet arkadaşlar, şuradaydı Kasımpaşa Deniz Hastanesi. Zamanında o hastaneye gelmiştim ben. Sağ ol ablam. Bayan bize yol verdi. Helal olsun bayan. Hadi. Deniz burada. Hemen yanımızda Deniz.
Park ağzına kadar dolu arkadaşlar. Şuraya bak. Bu kadar insan ne yapıyor arkadaş ya? Bunlar bir işine uğraşmaz mı insanlar ya? Yani üretmez mi ya? Bir şeyler yapmaz mı ya? Vallahi bilmiyorum ben. Evet, güneşe denk geldik arkadaşlar. Neyse, şuradan hemen döneceğiz ama yolu göstereyim diye hani açıklıyorum arkadaşlar. Yoksa birazdan Haliç'te de çekim yapabilirim. Sağdan Haliç'e iniyor. Buradan köprünün altından dönüp köprünün üstünden Taksim istikametine gideceğiz. Burası Şişhane arkadaşlar. Şu gördüğünüz yer Şişhane buralar. Tersane orada. Evet. Taksiye de zaten var ya, buram vurmuş, bir tarafını komple götürmüş. Yükleme yerinde açayım arkadaşlar. Geldik. Evet arkadaşlar, yükleyip çıktım. Cebeci döküm dedi. O yüzden Haliç'i çekemiyoruz. Bir daha Kasımpaşa'ya iniyorum. Şu güzelliği size çekeyim dedim. Şöyle, şu aşağının güzelliği çok güzel. Buradan geldiğimiz yoldan yine gideceğiz arkadaşlar. Döküme. Cebeci döküm. Evet. Beyoğlu Kaymakamlığı burasıymış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir şey olan olursa Kasımpaşa Meydanı'nda Beyoğlu Kaymakamlığı buradaymış. Bakın orada. Evet, soldan giderseniz Hasköy Sütlüce'ye doğru gidersiniz. Soldan karşıdan. Sağdan da Ok Meydanı Çağlayan öyle çevre yolu, köprü möprü gider işte. Arkadaşlar bu memleketin var ya, her yerinde park sorunu var. Kim ne derse desin. Her yerde park sorunu var yani. Sadece şurada burada değil. Gerçekten. Arabayı girecek ya, bu yol bulamıyoruz ya. Hani ufak olsa taksi gibi da olmuyor işte. Trafik zaten gitmiyor. Neye gitmiyor sonunda anlamış değilim. Bu yolu epeydir kullanmıyoruz. Evet. Trafik çakılı arkadaşlar. Normal İstanbul trafiği çakılı. Böyle gideceğiz. Tın gideceğiz. Ta ki o aşağıki yola kadar. Evet, oralarda açarım artık arkadaşlar. Bakın neymiş burası? Kasımpaşa Ordu Evi burası. Şurası Kasımpaşa Ordu Evi'ymiş. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Hadi yürü güzel abim, hadi yürü. Sağ ol abi, sana da kolay gelsin. Beyoğlu Kaymakamlığı. Kasımpaşa binası diyor. İleride açayım arkadaşlar. Buralar hep trafik. Geçin buradan. Evet arkadaşlar, rampa yukarı tırmanıyoruz. Buradan Ok Meydanı'na çıkacağız. Oradan Akom'un önünden, Viyadük'ten Akom'un önünden, Hastal'dan, tünelden Ok Cebeci Döküm, Allah izin verirse güzergahımız bu arkadaşlar. Saatimiz müsait olursa, ki olur büyük ihtimalle, bir servis daha geliriz buraya. Bakalım. Görüyorsunuz.
Dedim ya arkadaşlar, işte mahalle arkadaşlığı böyle. Bir gün oradasınız, bir gün burada, bir gün şurada. Ha, iyi oluyor, değişik değişik yerler çekiyoruz. Bak bugün mesela ne yaptık? Avcılara gittik, Esenyurt'a gittik. Esenyurt'tan başladık. Oraları gördük. Böyle geze geze otobandan çektik, geldik, döktük. Bir de buradan şimdi. Sabah zaten bir Aksaray'dan döktüydüm. Bir kere aldım. Aksaray'dan döktüm. Yani hamdolsun çalışıyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz. Karavan olayında da arkadaşlardan vazgeçtim. Karavanı vermeyeceğim. Çünkü ben hani emeğin tamam benim malım da verdiğinde gözüm olmaz da, yalnız şöyle bir şey var. Ya çok emek ettim yani, bir çoktan bir ay kalayım ya. Gideyim bir gezeyim dolanayım, bir ay dolanayım, bir 20-25 gün dolanayım gezeyim. Ha, ondan sonra bakarız, veririz vermeyiz yahut veririz başka bir tane yaparız. Hani o ondan sonraki olacak şey. Ama şimdi o kadar emek et, 1,5 sene uğraş, didin. Sonra hiç bilmeden, bu arabanın aynısı istedi. Bu arabada tut ver. Yani ne bileyim, pek mantıklı gelmedi bana. O yüzden ben vazgeçtim. Belki dediğim gibi ileriye doğru yaptırırsam bir poliüretan boya vurdururum, zırhlı boya. Ondan sonra yani, şimdi değil. Yoksa ona da gerek yok yani, öyle devam edebiliriz. Şimdilik arabamızı biz muayeneye götürelim, sokalım Allah'ın izniyle. Geçmeyecek bir şey de yok yani. Ne varsa da yaptırırız, sıkıntı yok. Allah'a şükürler olsun. Elimiz ayağımız tutuyor yani. O kadar hayal kurdum ben ondan, gezip dolanacağım diye. Şimdi öyle vermek gerçekten olmuyor yani. Sağ olun, sizin de etkiniz çok oldu yani bu. O kadar yazan oldu, sağ olsunlar. Gezmeden verme falan diye. Doğru ya. O kadar emeğimiz oldu. Bir gezip dolanalım onlar. Evet, bu viyadüğün adı şey arkadaşlar, Sadabat. Ha bak burada yazıyor. Sadabat viyadüğü. Buradan böyle aşağı tepelere bakabilirsiniz zaten. Buradan Hassal'dan tünelden Cebeci. Bugün dökümü çektik herhalde. Çektik mi bilmiyorum. Farkında değilim ama herhalde çektik bugün dökümü. Gerçi yine çekeriz. Finalde dökümde yapabiliriz yani. Evet. Şimdilik burada kapatalım. Bir de tünelde açalım. Bir süreye bakayım. Ona göre fazla olmasın. Evet arkadaşlar, video bayağı uzun oldu. Hakkınızı helal edin. Seyrediyorsunuz, zaman harcıyorsunuz, emek veriyorsunuz. Bugün de videoyu burada bağlayalım. Haliç'ten gidip Taksim'e gidiyordum arkadaşlar ikinci seferi. Sonradan aradılar. Dediler abi Taksim iptal, Aksaray'a gel. Ben de Ok Meydan'dan döndüm. Haliç'ten aşağı iniyorum. Şimdi Haliç Köprüsü'nden geçeceğim. Topkapı'dan, Vatan'dan gideceğim Aksaray'a. Dedim bugün size kapanışı da Haliç Köprüsü'nden yapayım. Her gün bir yerden yapıyoruz. Evet arkadaşlar, sizden benim tek istediğim abone olmanız. Abone değilseniz lütfen abone olun. Ondan sonra bir yorum yapın. Ne bileyim, karavan hakkında, harfiyat hakkında. Ondan sonra harfiyat arabası olur, harfiyat şoförlüğü olur. Yani harfiyatla alakalı olabilir. Yahut otobüs kaptanlığıyla alakalı da olabilir. O sektörde de çalıştık, bilginiz var. Karavanla alakalı dediğim gibi. Fikirlerinizi, önerilerinizi, sorularınızı yorum bölümüne yazarsanız bana iyilik yaparsınız. Bir de elinizden geldiği kadar arkadaşlar uzun seyredelim. Yani
Zaten hepsini seyrederseniz Allah razı olsun. Seyredemeyenler de yani elinden geldiği kadar uzun seyrederseniz çok iyi olur. İşte Haliç arkadaşlar. Bakın. Haliç Köprüsü'nün üstündeyiz. Şöyle de aşağısı. Deniz görünüyor buradan işte. Yarın bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Şöyle Haliç'i göstereyim size. Dediğim gibi beğeni butonuna basıp bir de yorum yaparsanız abone değil. Bunların hepsi ücretsiz arkadaşlar. Bakın size en ufak bir külfiyet yok. Abone değilseniz de abone olun. Bir an önce 3000'i bulursak ne mutlu bize. Nice 3000'lere ondan sonra arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.